sonra. Yani 2014 diye hatırlıyoruz ama daha öncesinde. Oldu o kadar değil mi? Oldu. 4-5 sene olmuş aşağıda. Oldu tabi. Ektirmek gibiydiniz bir ara. Bizim dostluğumuz 1993'te başladı. Ben radyocuyken 1993'te hiç ayrılmadık. Sonra işte böyle bir haberler çıktı dargın diye. Dargın olmadığımızı göstermek için ziyarete geldim. Haberi yok. Bakalım belki de vardır, belki söylemişlerdir. 2018'lerde barış yılı gibi bir şey oldu bu sanat camiasında. Onlardan biri de siz oldunuz şimdi. Bekleyelim mi? Patron? Bekleyelim mi? Ha, okey. Bir, ha pardon. Bir, iki, üç. Tamam, söylüyorum. Evet. Yorulacaklar. Evet, aslında 2018 bir nevi barış yılı oldu gibi ama zaten bu yaşla da ilgili. Yani seneler geçince birisine kırgın olmanın gereksiz olduğunu anlıyorsun. Bence kırılmaya gerek yok. Üç günlük dünya. Bugün Instagram'da bir tane dede seyrettim tekrar. 90 yaşına gelmiş. Telefonumu orada unuttum. İzledin mi? Instagram'a koydum. Diyor ki bana 7 tane yavru verdi. Beni öksüz bıraktı gitti Hatice'm diyor. Yani karısını kaybetmiş adam ve onun... Ha diyor ki mesela... Bana bir gün muhalif olmadı diyor. Bana bir sözüme bir günde ters bir cevap vermedi diyor. O kadar özlüyorum onu diyor. Yani kıymetini bilmemiz lazım. Hem dostlukların hem karı kocanın. Ben de Ebru'ya bir sürpriz yapmak istedim. Peki, bakalım. Bu kadar açılmasının nedeni neydi? Sebep yoktu. Aramız açılmadı ama haberler büyüdü. Yani bir mikrofon bir şey kaydetti. Öbürü üzerine bir şey ekledi. Öbürü bir şey derken... kardı, çığ oldu. Hiçbir sebep yok. Sıfır. Ben görüşemedim, gidemedim yanına. Yani dertli olduğu günlerde yanında olamadım. Bir de düğünde de olamadınız yanında. Yani. Düğün hediyesi getirdin mi? Hiçbir şey. O yüzden. İkinizden kötü günler atlattınız. Birbirinizi arama fırsatınız oldu. Miçado sizi hastalığınızda aradı mı? Havaalanında birkaç kere rastladım, konuştuk. Kırgınlık falan yok. Zaten yoktu ama haberler öyle çıktı. Ben de bütün haberleri artık susturmak için geldim. Klasikleşen bir şarkınız var Ebru Hanım'la beraber seslendirdiğiniz. Bir sürpriz olabilir mi bu akşam? Beraber sahne bilsem ki mi? Bilmiyorum. Ebru'nun sahne akışına göre o karar verir. Peki düne dönmek istiyoruz. Instagram paylaşımıza evet. Dönmek istiyoruz. Evet, eşinize çok güzel bir sürpriz yaptınız. Farklı dillerle, yüzlerce dille evet. Seni seviyorum yazdınız. Evet. Bana hiç sürpriz yapmıyorsun diyordu. Evet. Ben de sürpriz yapmayı beceremem. Yani ona gücüm yok yani. Sürpriz yapacağım, planlayacağım. Sağ olsun Fuat bizimkiler yardım etti. Etiketler aldırdım. Bütün arabasına Google seni seviyorum. Evet. Tabii. Sordum onlara. Bütün 100 farklı dilde seni seviyorum yazdırdım. Yok, en son çıkan röportaj yaptığımızda hani 14 Şubat'ta bir gül alıyorum demiştiniz ya. Öyle gül alıyordum. 14 Şubat'ta da daha bir üstü gelir mi? Sürpriz olur. Bunu ben 14 Şubat için yaptım. Bu sabah Amerika'ya uçtu Kuloy. Buraya beraber gelecektik yoksa. İşe çıktı, oraya gitti. 4 gün kalıp gelecek galiba. 4-5 gün. Bunu 14 Şubat için hazırlamıştım. Aslında sabah kalksın arabasına binerken bütün arabanın camı seni seviyorum aşkım falan diye görsün, şaşırsın. Ama gittiği için panik olduk. Hemen aceleyle İstinye Park'ın garajında ellerimizle yapıştırdık. Öyle bitirdik. Bu arada ben size farklı bir yoldan bir soru sormak evet. istiyorum ama o bilinen soruyu sormayacağım. Tarkan'ı soracağım. Çocuğu olacak, ay, bebeği olacak. Evet. Siz de izlediniz, gördünüz. Allah analı babalı büyütsün, evet. Sağlıklı olsun, mutlu bir yuvada büyüsün, yetişsin. Çok sevindim, tebrik ediyorum Tarkan'ı. Sizde öyle bir şey olsa sizi Instagram'dan mı açıklarsınız yoksa böyle kameralar karşısına geçip... Var mı öyle bir sürpriziniz sizin de bize karşı? Yapmam herhalde. Yani o zamanki sevincime, mutluluğuma bağlı. İnsan başka evet. bir sevince bürünebiliyor. Benimkinin karnı şişince belli olsun diye bırakırım yani. Peki, çok teşekkür ederim. Sağ ol.